Hocam gebelikte beslenme önerilerini rica edelim evet. sizden hızlıca. Sonra da kürlerimize geçeceğiz. Araya Tabii, daha sonra da sıkıştırırız. Bakın şimdi sıkıştır, sıkıştırırız. E, taze sıkılmış havuç suyu günde bir defa bir su bardağı. Bu çok. Şey kadar. Yani 100 milli çay bardağı. Çay bardağı ha, kadar. E, onun kadar. Bir gün durup bir gün şey yapabilirsiniz. ya Mesela akşamları... Yarım bardak suya yarım limon çok faydalıdır Özellikle özellikle işte hocam tutunamıyor işte plezante gelişmiyor oluşmuyor kayıp düşüyor diyenlere ben limon suyu Çünkü iyi bir kansulandırıcıdır Onun için tutunmasında da yardımcıdır Evet keçi boynuzu pekmezi evet sabah akşam iki defa. Üçüncü aydan sonra. Evet. Ve bir ay boyunca. Burada bir tek şeye dikkat etsin tüm hamile bayanlar kızartmalar mesela patlıcan kızartması kabak kızartması bunlar e, yani akrolein oluşmasından dolayı bir tarafa çok fazla yağ emiyorlar. Burada trans yağ oluşma riski çok yüksek. Onun için kızartmalardan uzak duracaklar. Yani onu söyleyeyim. Mesela bal karışımları var. İşte bunları kullanabilir. Polenlidir. Arı sütlüdür. Bunlar hamilelikte. Gebelikte beslenme önerisi ilk 3 ayda veya dördüncü aya kadar. Hocam seslendireyim mi hemen ben? E, mesela ölçülü için? olunması gereken besinler var. Özellikle orada mesela Hı. hamileliğin ilk 3 ayında e, aşırı nane ve maydanoz tüketmeyin. Ama salatanızın içinde biraz maydanoz Onun da grafiği on... vardı onu da rica evet. edelim. Ada çayı mesela. E, ada çayında... E, ben önermiyorum zaten e, beyaz şeker işte işte bunlar ölçülü olunması gereken besinler. Yani çok fazla e, tüketmeyin anlamındadır. E, bunu e, buraya söyleyelim. Zaten ekranda var şu anda değerli seyircilerimiz onu e, kaydediyorlardır. E, telefonla fotoğrafını çekmek de mümkün. Siz bunu paylaşmış oldunuz ama şey... Mesela bak burada e, bu sağ taraftakiler sumak, rezene, kabak çekirdeği, turşu e, dil taze beyaz üzüm, dereotu, incir bunlar tercih edilmesi gereken. Sol taraftakiler de biraz e, kayma var zannediyorum burada. Kıvırcık salata, çilek, bal kabağı, enginar, anason dut kurusu veya tazesi incir dereotu taze beyaz üzüm kabak çekirdeği rezene çayı sumak maksuma tercih etsinler özellikle yani e, bunlar tercih edilebilecek olanlar evet evet hocam e, bir önceki grafikte de zaten ilk üç ayda nasıl e, beslenmesi çünkü birbirini takip ediyor ilk bir ay evet. hemen hızlıca okuyayım geçelim keçi boyun... Üçüncü aydan sonra bir ay boyunca sabah akşam günde iki defa bir tatlı kaşığı soğuk pres keçi boynuzu pekmezi içilir. Keçi boynuzu uygulaması bittikten sonra bir ay boyunca günde iki defa sabah akşam aç karnına dörtlü bal karışımı birer çay kaşığı içilir. Dörtlü bal karışımı bittikten sonra bir ay boyunca çekirdekli kabuklu kara üzüm özü sabah akşam günde iki defa aç karnına birer tatlı kaşığı içilir. Çekirdekli kabuklu kara üzüm özü bittikten sonra Günde bir defa bir yemek kaşığı dolusu soğuk pres keten tohumu yağı aç karnına içilir. Yani 3. aydan sonra 3, 4, 5, 6. aya kadar gelmiş oluyoruz. Tabii. Şimdi bak Hüseyin çok üzgünüm ama gene Tarım Bakanlığı bu konuda harekete geçmiş durumda. O gün televizyonda gördün mü kadın ne diyor üzümde? Bu böcülere diyor her gün sıkıyorum ölmüyor bu böcüler diyor. Ya her gün üzümezi, e ne yapsın zavallı kadıncağız. Şimdi bak Hüseyin burada defalarca diyor ilaçladık diyor evet. defalarca diyor. Evet. Şimdi tabii bu bunu biz tüketiyoruz. Yani bu zirai ilaçlar bir şekilde e, maalesef bedenimize alıyoruz ve her türlü hastalığı tetikleyebilecek durumda. İşte burada yapılacak olan şey. Eğer köyünüzde doğal üzüm bulabiliyorsanız hamile bayanlar özellikle çekirdekli üzüm yani bunu getirttirin köyünüzden buzdolabında koyun birkaç ay böyle rahatlıkla orada durur 4-5 kilo getirttirin. Her gün böyle bir avuç onun tanelerini iki elin avucu robottan geçirin çekirdekleri de parçalı Cıvık bir su haline. Bunu kullanın. Hem sizin sağlığınız için hem bebeğinizin sağlığı için. Şimdi dörtlü bal karışımı bulabilir, bulamaz. Pahalı gelebilir. Tamam. Yani işte içerisine e, yok polendir, arı sütüdür filan. E, bu anlamda e, ben üzümü yani piyasadan alırken ne kadar zirai ilaç sıkılmış sıkılmamış bilemiyoruz. Fakat ya bu maalesef ya. bak kendim bizzat şahidim. Yani muhtarlarla olan sohbetimizde e, muhtar kaç defa bir sezonda veriyorsun zirai ilaç? 10-12 defa veriyorum dedi. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Bir sezonda iki defa verilebilir. İşte e, ne yapsın o da ürününü koruma adına. Yalnız tabi bunun şeyi şu yani refah düzeyi olan şehirlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir lojistik nedeniyle siz doğal ürünleri yani doğal bir domatesi, doğal bir meyveyi alıp buralara nakledemiyorsunuz, bozuluyor. Onun için dayanıklı, yakışıklı ama içeriği bakımından zayıf sebzeleri meyveleri tüketmek zorunda kalıyorlar yani bu bunun doğal sonucu ama köyde filan tanıdıkları varsa evet. artık bir şekilde Getirtecek. getirttirecekler meyvelerini filan sebzelerini yani hamile evet. bayanlara ben bunu öneriyorum. Çok üzüldük ben de e, izlediğimiz